Sayın Öğüt. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 12 Haziran genel seçimlerden önce bedelli askerliği AKP hükümet olarak karşıydınız. Hatta hükümet yetkilileri CHP'yi eleştiriyor ve konunun istismar edildiğine dair açıklamalar yapıyordu. Sonrasında son derece adaletsiz bir yöntemle ve muhalefetin önerileri dikkate alınmadan bir yasa çıkarttınız. Yasayla beklentileriniz neydi? Bedelliye başvurular kaç kişiye ulaştı? Bütçeye ne kadar katkısı olmuştur? Ayrıca bugün emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun hayatını kaybettiği o olayların yıl dönümü. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında Metin Lokumcu anılıyor. Bugün bir başka acı tesadüf daha var. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in insan sağlığına zararı yok dediği biber gazı yüzünden Çayan Birbende hayatını kaybetti. İşin de daha vahim noktası acılı ailenin de aynı muameleyle karşılaşması. Bu nasıl bir ülkedir ki güvenlik güçleri her fırsatta ve fütursuzca biber gazına sarılmaktadır? Herkes Sayın Şahin'in istifaya çağırırken ben kendisini kamuoyunun önünde bu zararsız demiş olduğu biber gazını denemeye davet ediyorum. Teşekkür ederim.